Türkiye ekranlarında konuşmaya değer ile yeniden karşınızdayız. Gündem yoğun, gündemi konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Tabii Türkiye'nin gündeminin ne olduğunu takip ettiğimiz kadar da toplumumuzun, vatandaşımızın, hassasiyetlerimizin gündemini de muhakkak dile getirmemiz, bunları konuşmamız gerekiyor. Haliyle bugün biraz uluslararası gündemde kargaşalar, ekonomiden bombaların patlaması, geçtiğimiz hafta bir diplomatımızın şehit edilmesine kadar bir meseleyi bugün masaya yatıracağız konuşmaya değerde. Konuşmaya değerim bugünkü konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Yusuf Sayın hocam bizlerle birlikte. Türkiye'nin sınırlarındaki durumu ve son dönemde yaşanılan S-400 meselelerini, F-35 uçak meselelerini ve Erbil'de yaşanan diplomatın şehit edilmesi meselesini masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Bizleri kırmadığınız için de teşekkür ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi biraz gündem yoğun ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini de aslında tehdit eden meseleleri bugün bir yerde masaya yatıracağız. Birisi ulusal güvenliği S-400'ler, ulusal gücünü de artırması için kullanacağımız F-35'leri aynı anda değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye için S-400'ler neyi ifade ediyor? Bunları almamızın memleketimize, ülkemize nasıl faydaları var? Buradan başlayalım istiyorum aslında. Evet, teşekkür ederim. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi F-35 yahut S-400 meselesi, bu ikisini ve diğer gelişmeleri çok birbirinden bağımsız düşünmemiz olası değil. Onu ilk başta ifade etmek isterim. Malumunuz olduğu üzere 2010 yılından bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ki MENA bölgesi olarak ifade edilir. Bu coğrafyada büyük bir halk hareketi kimine göre uyanış başlamış oldu. Bu halk hareketleri neticesinde bölgedeki çeşitli ülkelerin istikrarsızlaşmaya başladığını görmekteyiz ki bunlar arasında Suriye, Mısır, Yemen, Libya, Tunus ve diğer ülkeleri anabiliriz. Bizim milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi ve bizim için beka kaygısını ortaya çıkaran en önemli gelişme de bu süreçte Suriye meselesi olmuştur. Suriye meselesinin günden güne içinden çıkılmaz hale doğru evrilmesi ve sınırlarımızın hemen yanı başından gelen PKK'nın uzantısı konumundaki PYD, YPG'nin ülkemize her gün roket vesaireyle terörist saldırılarda bulunması Türkiye'de Suriye meselesini kritik bir konuma oturttuğunu görmekteyiz. Suriye meselesinin ülkemize yansıması başta terörizm tehdidi olmakla birlikte tabii ki bugün Konya'da Konya sokaklarında da çok net bir şekilde aşina olduğumuz üzere göçmen krizi, mülteci krizi şeklinde de gerçekleştiğini görmekteyiz. Suriye krizinin bize öğrettiği en önemli dersin ülkenin milli güvenliğinin, ulusal güvenliğinin, sınır güvenliğinin, ülkedeki yaşayan bütün milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilediği ve yeteri kadar önlem alınmazsa ülkedeki yaşayan her kesimi, her insanı çok derinden etkileyeceğidir. Bu kapsamda biz Fırat Kalkanı, El Cerablus Operasyonu, El Bab Operasyonu ve şimdilerde Pençe 1, sonrasında Pençe 2 operasyonlarının gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bundan hareketle Suriye'deki TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hareketlere, operasyonlara ilave olarak bir taraftan da sınırlarımızın hemen yanı başında, kıta sahanlığımızın içinde olduğunu bile ifade edebiliriz. Doğu Akdeniz'de büyük bir gerilimin ortaya çıktığını görmekteyiz. Temelde 2000'li yıllardan itibaren yapılan, yani Akdeniz'de yapılan
bilimsel çalışmalar bu bölgede milyarlarca hatta trilyonlarca küp doğal gazın ve hidrokarbon kaynaklarının varlığını ifade ediyor ve bunun üzerine gerilimi, yani Doğu Akdeniz gerilimini ortaya çıkaran unsur ise Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların aranması noktasında Mısır gibi, İsrail gibi, Suriye gibi, yani çeşitli Akdeniz'e komşu ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yaptığını görmekteyiz ve bu anlaşmalar neticesinde doğal gazı hatta bir kısmı Türkiye'nin kıta sahanlığının içine de giren alanda doğal gaz arama ruhsatları verdiğini görmekteyiz ki krizi ortaya çıkaran da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, bugün Avrupa Birliği'nin andığı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin olduğunu görmekteyiz. Bu noktada Türkiye hem Suriye sınırından gelen tehditle karşı karşıya kalırken diğer taraftan da PKK meselesinin sınır ötesinde uzantısı noktasındaki Kuzey Irak'la ki Kandil içlerine kadar gider karşı karşıya kalmak durumunda oldu. Buna bir de Doğu Akdeniz bunalımı, krizi eklenince Türkiye dış politikasında proaktif bir siyaset izlemek zorunda kendini hissetti. Geçenlerde 3. yılını andığımız 15 Temmuz hadisesi 2016 yılında özellikle bölgede ve uluslararası politikada Türkiye'nin ne kadar büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını milletimize bir kere daha ifade etmiştir. Tüm bu saydığım hususlardan hareketle biz de tıpkı her devletin yaptığı gibi, yani silah sistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani savunmamızı daha güçlü bir konuma getirmeye çalışıyoruz. Yani buna ilave olarak milli güvenliğimiz kapsamında değerlendirdiğimiz her tedbiri almaya çalışıyoruz. Bu noktada birazdan ayrıntılarını paylaşırım. F-35, yani ileri nesil savaş uçağı projesindeki biz bu konsorsiyumun ortağı durumundayız. Bu projede yer alışımız. Buna ilave olarak daha evvelinde Başkan Obama döneminde biz aynı S-400'leri talep ettiğimiz gibi Patriot'lar da talep etmiştik ama olumlu bir netice alınamadığı için Rusya ile daha hesaplı, daha iyi bir fiyata, hatta daha etkin bir savunma sistemi olarak S-400 anlaşmasını imzalamıştık. Şu anda bildiğim kadar birinci şey bitti. Bugünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına da bakıldığında sevkiyatın birinci aşaması tamamlanmış. Herhalde önümüzde 2020 yılının Nisan ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Yani dolayısıyla F-35 yahut S-400 hangi teşebbüsler olursa olsun bunlar milli güvenliğimiz için atılan adımlardır. Gereklidir ve mecburi durumdayız bu konularda. Peki sınır güvenliğimiz için tartıştığımız S-400'lerde F-35 meselelerine gelecek olsak, bu konsorsiyumun ortağıyız dediğimiz süreçte, bunca ortaklık olmasına rağmen ve hukuki süreçler varken biz neden bu süreçler içerisinde bize karşı ambargolar uygulanıyor hocam? Hani Patriot'ları vermediler. Oradan gelecek bir tehlikede mi öngörülüyor peki bir diğer anlamda? Veya böyle bir tehlikenin olduğu dile getirilebilir mi? Şöyle, ilk yapılan eleştiri bizim böyle bir sisteme sahip olmamamız gerektiği hususunda. Çünkü bunun gerekçelendirilmesi noktasında ise masaya koyulan şey, birincisi bunun NATO sistemlerine karşı bir tehdit, ki Türkiye NATO ülkesi olarak NATO sistemlerine karşı bir tehdit olarak bir tehdit oluşturabileceği ifade ediliyor ilkin. İkinci olarak daha önceki bir Türkiye bu tür uluslararası baskılara, dış politik preslere karşı daha nasıl söyleyelim, yumuşak tepkiler veren bir Türkiye'ydi ve bu Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı bu noktada tam biz yaptırım uygulama tehdidinde bulunalım ve vazgeçsinler. Tehdit edelim,
ondan geri dursunlar şeklinde bir yaklaşıma sahipti uluslararası toplum ve uluslararası aktörler. Ama S-400 meselesinin ve Suriye'deki müdahalelerimizin, operasyonlarımızın dünyaya vermiş olduğu en açık mesaj bu noktada şu oldu. Biz artık eskisi gibi bölgemizde, coğrafyamızda yaşananlara sessiz kalamayız. Bize yöneltilen herhangi bir tehdit olması durumunda buna milli güçlerimizle, milli güvenlik unsurlarımızla, halkımızla gereken tepkiyi, reaksiyonu gösteririz olmuştur. Bu noktadan hareketle özellikle halkımızda ve devletimizde bu şekilde bir reaksiyonun oluşmasında 15 Temmuz sürecinin çok etkili olduğunu görmekteyiz. Arap Baharı ile birlikte Suriye'de yaşanan gelişmelerin bunda son derece etkisi var. Bir de Doğu Akdeniz gerilimi buna eklenince tabii ki S-400 gibi ki şimdi S-500'ler konuşuluyor. Hava savunma sistemimizi yenilemek son derece elzem görüldü. Suriye meselesine gelecek olursak ve özellikle Akdeniz bölgesindeki sıcaklık, savaş gemilerinin o bölgelere irtihal etmesi, sonra Kıbrıs yakın zamanda da yine fethinin yıl dönümü kutlandı, hatırlatıldı o dönemler. Bu süreçteki Akdeniz'deki hareketlilik bununla bir eşleşme durumu söz konusu olabilir mi? Ya şu şekilde ifade edelim. Ben diğer uzman meslektaşlarımdan biraz farklı olarak Doğu Akdeniz meselesini Suriye meselesinden ayrı görmüyorum. Yani Suriye'nin kıta sahanlığının ulaştığı sınırların sınırlar hesap edildiğinde, göz önüne alındığında Suriye Savaşı'nın her ne kadar şu andaki doğalgaz bunalımından daha evvel bir tarihte neşet ettiğini ifade etsek bile Suriye meselesinin ortaya çıkışı ile Akdeniz'deki doğalgaz yataklarının keşfedilmesi, ben bu süreçlerin aynı paralelde olduğunu düşünüyorum. Aynı bütünün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani belki bunu şöyle de ifade edebiliriz. Şeydeki Doğu Akdeniz'deki yapılan keşifler, yani bilimsel çalışmalar ve hidrokarbon kaynaklarının keşifleri 2000'li yıllara dayanır, 2000'li yılların başına dayanır. Ama 2000'li yılların başındaki bölgenin durumu ise daha çok devletlerin, şu anda Suriye biliyorsunuz 3 parçaya bölündü. Devletlerin bütüncül bir hal arz ettiği, iktidarların yani diktatörlerin genellikle başta olduğu bir bölge söz konusudur. Ama 2010 yılından sonra bölgedeki birçok ülkenin bölündüğü, parçalandığı, uluslararası aktörlerce parçalandığı, daha evvelinde Suriye özelinden konuşacak olursak askeri varlığa sahip olmayan birçok uluslararası aktörün, uluslararası gücün Suriye krizini bahane ederek bu bölgeye yerleştiği, işte gemileriyle, askeri üsleriyle, denizdeki üsleriyle bu bölgeye yerleştiği ve bu bölgedeki, yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika MENA bölgesindeki meselelere daha çok müdahil olmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Mesela şimdi Doğu Akdeniz bunalımı yaşanıyor, değil mi? Dün Suriye krizi ve hala hatta Suriye krizi. Ama bu bütünün bir parçası olarak yarın başka bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Tabi bu esnada bir Irak krizi oldu, bir DAEŞ krizi oldu, IŞİD krizi oldu. Referandum, işte şeyi hatırlayacak olursak, Kuzey Irak ve referandumunu hatırlayacak olursak, bir de Kuzey Irak'ta böyle bir kriz yaşandı. Orta Doğu bölgesi denildiği zaman zaten artık krizlerle ve bunalımlarla anılan bir coğrafyadan bahsediyor olduğumuzdan ötürü bu bölgedeki ortaya çıkacak olan bir krizin sadece bölgesel olmadığını, uluslararası boyutlarının olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye 2010 yılı öncesinde bir siyasi anlayışa bürünmüştü ve haliyle sıfır, yani komşularla sıfır problem prensibiyle
sınır ülkelerimizle, sınır çizgimizdeki olan birçok ülkeyle, hatta Akdeniz bölgesinin daha ötesindeki bulunan birçok ülkeyle çeşitli mutabakatlar ile sınır problemlerini minimuma indirmeyi planlamıştı. 2010 sonrasındaki İran getirdiği dezavantajlar mı diyelim veya Suriye'deki yanlış yürütülen politikalardan mıdır? Türkiye'ye adım adım, sizin de en başta ifade ettiğiniz gibi doğrudan doğruya olmasa da farklı anlamda bir baskı süreci başladığını dile getirebilir miyiz? Şu şekilde komşularla sıfır sorun meselesinden başlayayım. Biliyorsunuz bu yaklaşım eski başbakanlarımızdan Profesör Davutoğlu'nun yaklaşımı. Bir uluslararası ilişkiler çalışanı olarak teorik olarak çok güçlü bir yaklaşımdı. Gerek komşularla sıfır sorun, gerekse de stratejik derinlik yaklaşımı. Mesela ideal düzeyde bir ülkenin komşularıyla sıfır sorun içinde olması gerektiğine dair yaklaşım aslında bütün devletlerin arzuladığı, temenni ettiği bir yaklaşımdır. Çünkü komşunuzla kriz yaşarsanız, ki mahalleler de buna benzer, evinizde güven içinde oturamazsınız. Bu anlamda bu son derece ideal bir yaklaşım. Fakat 2008-2009'lardan itibaren bölge kaynamaya başladı. 2010-2011 ile birlikte Arap Baharı'nın ortaya çıkışı bu yaklaşımın gerçekleşebilmesi için gerekli zemini tanımadı. Çünkü daha evvelinde idealist yaklaşımlar bölgede meydana gelen hareketler dolayısıyla realist bir çerçeveden konunun anlaşılması gerektiğini bize öğretti. İdeal olarak komşularla sıfır sorun ve diğer yaklaşımlarda bana kalırsa bir sorun yoktu. Ama daha sonra meydana gelen uluslararası politikadaki ve dış politikadaki gelişmeler bugün bazı konularda yanlışlar yapıldığını, yapıldığı eleştirilerini beraberinde getirmiştir. Peki 2010 sonrasında Türkiye bir baskı altında mı kaldı? Hocam sadece Türkiye değil, bölgedeki herhangi bir ülkede bu baskıyı yakından hissetmiştir. Böyle bir iklimden ne Suudi Arabistan, ne Suriye, efendim ne Irak uzak kalamamıştır. Yani etkisi altına aldı bütün coğrafyayı ve bu etkiden biz de kaçınılmaz olarak kendimize düşen nasibi almış bulunuyoruz. Bizim yani bu kadar çok derinden etkilenmemiz kaderimiz olan coğrafyadan kaynaklanıyor aslında. Çünkü batınız, güneyiniz ve kuzeyiniz denizlerle çevrili ve kuzeyinizde dünyanın süper gücü olarak ifade edilen, güçlerinden birisi olarak ifade edilen Rusya, batınızda tarihsel olarak bizim için çok stratejik bir nokta olan Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası. Güneyimizde ise ta Finikelilerden bu yana siyasi tarihte son derece kritik bir eşeğe sahip olan Akdeniz coğrafyası. Ve doğumuzda ise İran ve devamında Asya. Bu anlamda biz siyasal geçişlerin, tarihsel geçişlerin, coğrafik geçişlerin tam odak noktasında yer alıyoruz. Yani bölgesel ve uluslararası politik herhangi bir gelişme bizi etkilediği kadar mesela örnek olarak söyleyelim, Yemen'i etkilemez. Yani Suudi Arabistan'ı etkilemez yani. Mesela göç hareketliliğini ele alalım. Göç hareketliliği evet belki de 21. yüzyılın en önemli olgusu. Tıpkı vaktiyle kavimler göçü hareketliliklerinde de olduğu gibi. Evet. Bu göç hareketliliğinden işte kaderimiz olan coğrafya buna çok iyi bir örnek aslında. Bakıyorsunuz Suriye'deki bu mülteci krizinden, göç krizinden en çok etkilenen ülkenin yine Türkiye olduğunu görmekteyiz. Çünkü tam bu odak noktasındayız, kavşak noktasındayız. Yarın örnek olarak söyleyeyim, Güney Irak'ta, Kuzey Irak demiyorum, Güney Irak'ta yahut İran çeşitli bölgelerinde, başka bölgelerinde herhangi bir kriz ortaya çıksa ilk ulaşacağı nokta burasıdır, bu topraklardır. Anadolu topraklarıdır. Çünkü burası Batı, yani Avrupa
coğrafyasının, bunu Atlantide dahil edebiliriz, doğuya açıldığı bir kapı iken, doğunun yani Asya'nın, Avrasya özelinde batıya açıldığı bir kapıdır. İran, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, yani doğuda ve güneyde aklınıza gelecek olan bütün ülkeler için kesişim noktası Türkiye'dir. Batıdakiler için de aynı şeyi ifade edebiliriz. Burası büyük bir köprüdür. Bu anlamda jeopolitik ve jeostratejik olarak bize çok önemli bir çerçeve kazandırıyor. Ve biz bu etkiden diğerlerinin yaşadığı kadar etkilenmiyoruz. Daha fazlasını yaşıyoruz. Bu anlamda böylesine kritik bir konumda bulunan, son derece önemi haiz bir coğrafyada yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik güçleriyle, sahip olduğu silah sistemleriyle, halkının eğitim yönünden yetişmişliğiyle ve diğer unsurlarıyla bizim güçlü olmamız gerekiyor. Yani bizim zayıf olmamız gibi, bizim tesirsiz olmamız gibi bir şey biz düşünemeyiz. Sahip olmuş olduğumuz dinamikler dolayısıyla. Şimdi Suriye sürecinde, özellikle Suriye meselesine değinmek istiyorum ki şimdi yeni bir sürece geçildi. Suriye meselesinde vizelerin kaldırılma meselesi kamuoyunu çok ciddi anlamda meşgul etmişti. Yani Suriye ile iyi adımların atılacağını, çok daha iyi bir ticaretin olacağını, doğuya karşın daha ticari anlamların yükleneceği, ekonomik olarak ülkemize faydası olacağını birçok ortamda, mecramda bu dile getirilmişti. Ve akabinde de bu girişimlerin ardından da Suriye'de bir karışıklık meydana geldi. Veya bu yaşandı. Şimdi geçtiğimiz günlerde, yine bugün de açıklandı, Suriye ile Azerbaycan ile vizelerin kalkacağına dair bir protokolün olduğu dile getirildi. Rusya ile ve Azerbaycan'da. Rusya ile Azerbaycan ile böyle bir protokolün olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı hali hazırda S-400 meseleleriyle Suriye ile yakınlığımız dile getirildiği vakit Türkiye üzerine farklı bir baskı gelmesi öngörülebilir mi? Ya şöyle, küresel güçler tarafından. Çünkü Suriye'de bu olay tezahür etti. Veya etti diyebilir miyiz ilk önce? Anlıyorum. Yani Suriye ile yakınlaştığımız noktada büyük bir kriz patlak verdi. Rusya ile yakınlaşmamız gittikçe acaba yeni bir kriz ortaya çıkar mı diye düşünüyorsunuz. Öngörebilir miyiz? Şöyle, Azerbaycan meselesini söyleyeyim. İlk başta ondan başlayayım. Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun mevkidaşıyla yapmış olduğu görüşmede bu açıklandı. İmzalanmış. Artık iki devlet bir millet olduğumuz Azeri kardeşlerimizle aramızda şimdiye kadar sürdürülen o vize alma meselesi kalktı. Evet. Artık Türk vatandaşları Azerbaycan'a, Azeri vatandaşlar da kardeşlerimiz de Türkiye'ye çok rahat bir şekilde gelebilecekler. Bu çok sevindirici bir gelişme. Evet. Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi birçok açıdan bu gerçekten çok pozitif bir gelişme. Evet. Ümit ediyoruz ki diğer Türk ve Türkmen kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizle de inşallah devletler arasında bu vizelerin kaldırılması yaşanır. Çünkü toplumlar arasında ki sınırları ne kadar koyulaştırırsanız, ne kadar keskinleştirirseniz aynı ortak değerleri paylaşan o toplumlar arasındaki köprüleri dağıtmış olursunuz. Aralarında husumet, düşmanlık, birçok açıdan sorun çıkmasına da vesile olmuş olursunuz. Vizelerin kaldırılması bu anlamda çok pozitif bir gelişme. Rusya meselesinde ise bildiğim kadarıyla vizeler bütünüyle kalkmadı. Hmm. Hususi pasaportlara ve hizmet pasaportlarına kaldırıldığını biliyorum. Hizmet pasaportların kullanıldığı zaman, yani halkın gri pasaport olarak bildiği hizmet pasaportları bir sınır kapısında kullanılırken yanınızda görevlendirme belgesine de ihtiyacınız vardı. Çok defa kullanmak durumunda kaldım. Hizmet pasaportunuzu takdim ettiğiniz anda yanınıza kabul belgesini yahut görevlendirme belgesini de hazır bulundurmanız gerekiyor. Çünkü gri pasaport demek devletin sizi bir görevle görevlendirmiş olması anlamına gelir. Bu anlamda Rusya gri pasaportlarda o belge talep etme işine son verdiğini açıkladı. Hmm.
Uçak krizi sonrasında ikili ilişkilerde çok büyük bir ivme başladı. Biliyorsunuz hatta domates krizi olarak da ifade evet. edilmişti. İhracat, ithalatta daha iyi ileri bir seviyeye şimdi ulaşmış olduk. Turizmde özellikle daha iyi ileri bir seviyeye yakaladık. S-400'lerle askeri alandaki işbirliğimizi artırdık. Vesaire vesaire ama bu eşittir. Bundan sonra Rusya ile çok yakın bir bağ, yakın bir partnerlik, yakın bir ilişki kuracağımız anlamına gelmemesi gerektiğini halkımızın bilmesi gerekiyor. Ben yani katıldığım toplantılarda, çeşitli mecralarda hep şunu ifade ediyorum. Rusya güvenilir ve çok sağlam bir müttefik değil yani. Çünkü Osmanlı tarihi özelinden düşünecek olursak daha biz bu ülkeyle çok uzak geçmişte değil yani. Daha bir asır olmayan geçmişte biz bu ülkeyle çok defa sorunlar yaşadık ve uluslararası hukukta yer alan Pacta Sunt Servanda yani ahde vefa ilkesine Rusların çok yeterince sadık kalmadığını da görüyoruz. Bu noktada halkımızın, vatandaşlarımızın hep duygusal düşündüğünü görmekteyim. Yani mesela hani bir ülkeyle ilişkilerimiz iyi oluyor ya. Evet. Mutlaka onunla tabiri caizse nişanlanacağız, evleneceğiz gibi bir algıya giriyoruz. Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir dönemde diyoruz ki evet artık her şey çok güzel, stratejik ortağız, biz aramızdan su sızmıyor. Aynı şey Ruslara da biliyorsunuz uçak krizinden önce de bizim ilişkilerimizde sorun yoktu. Evet. Ama kriz uçak düşürülünce biz bir savaş riskiyle karşı karşıya kaldık. Suriye'de Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı, vizelerin kaldırılması, Beşar Esad ve ailesinin Akdeniz'de tatil yapması vesaire. Tam onun eşiğinde iken büyük bir kriz patladı ve biz sonrasında Suriye'nin içlerine kadar girdik. Yani askerimizle girdik yani. Müdahale etmek zorunda kaldık. Evet. Aynı şekilde böylesine kardeşlik bağının kurulduğu bir sürecin sonrasında Beşar Esad ve yönetimi tarafından ülkemize defalarca terörist saldırılar düzenlendi. Şimdi bu noktada şöyle bir yaslanıp şunu düşünmemiz lazım. Yani uluslararası ilişkilerdeki olan konuları kişiler arasındaki o duygusal ilişkilere mi indirgeyeceğiz? Yoksa olayların çıkar ve menfaat ve kazan kazan ilişkisi temelinde olduğunu mu düşüneceğiz? Bu anlamda biz Türkiye'yiz. Osmanlı ve Selçuklu bakiyesi bir ülkeyiz ve bu bizim 16. devletimiz. Cumhurbaşkanlığı forsunda da bu çok rahat bir şekilde görülüyor. Böylesine babası ve dedesi büyük bir imparatorluk sahibi olan bir ülkenin evlatları ve bu evlatların kurmuş olduğu bir devlet olarak bizim mecburi olarak bir bloğun, bir tarafın, bir gücün yanında yer almamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Yani bizim bir ülkenin yanında olmamıza gerek yok. İlişkilerimiz gereği, menfaatlerimiz gereği 82 milyonun her bir ferdinin faydalanması gereği yani herhangi bir ülkeyle işbirliği yapabiliriz diye düşünmeliyiz yani. Ama bize karşı, halkımıza karşı, halkımızın menfaatlerine karşı saygısızlık yapıldığı esnada, topraklarımıza tehdidin yöneltildiği durumda, verilen sözlerin tutulmaması durumunda bizim herhangi bir tarafla ilişkimizi kesmekten daha doğal neyimiz olabilir? Hollanda krizi, Almanya krizi, evet. referandum döneminde gerçekleşen, Kuzey Irak meselesi, Rusya meselesi, Amerika meselesi, bunların hepsi örnektir. Bu da şu demek değildir hocam, yani yarın Ruslarla bir sorun yaşamayacağımız garanti olmadığı gibi, yarın yani bugün sorun yaşadıklarımızda yarın barışmayacağımız, sorun yaşadığımız, yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Duygusal düşünmeyelim. Gerçekçi olmak gerekiyor. Halkımızın ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa biz onunla iş yapabiliriz yani. Peki bunu derken haliyle de bir de uluslararası hukuku konuşmak da gerekir bunun üzerine. Çünkü buradaki ilişkiler ne kadar da olmasa bizim vatandaşlarımız işi tamamen duygusal olarak yaklaşıyor. Siyasi anlamda yaklaşmasak da bu duygusal samimiyet toplumumuz bu şekilde algılıyor. Ama uluslararası hukukta bunca ilişkiler yani kazan kazan sürecini yaşasak bile haliyle de önümüzde yaşadığımız bir F-35 meselesi var.
Yani evet, ülkeler birbirlerine karşı faydaları, ortak faydaları, kendi menfaatlerine olan ilişkileri karşılıklı değerlendirdikleri zaman evet kazanıyorlar. Ama bir tek tarafın yaptığı adım veya attığı adım onların nezdinde onların menfaatine uymadığı zaman uluslararası hukukun da bir yerde devre dışı kaldığını görebilir miyiz? Yani F-35'lerde bunu yaşıyor muyuz? Bakın, uluslararası hukuk dersi almış ve verebilecek bir uzman olarak söyleyeyim size. Uluslararası hukuk temelde uluslararası sistemde güçlünün hukuku olarak gerçekleşir. Bu da Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinin güdümünde olan bir hukuk sisteminden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu yüzden dünya 5'ten büyüktür derken aslında uluslararası hukukun içinde düşmüş olduğu garabeti de bize anlatmış oluyor bu durumda. Bu bir. İkinci husus şu. F-35'ler meselesinde ben size birkaç teknik ayrıntıdan bahsedeyim. Tabii. Müsaadenizle. F-35'ler 12 ülkenin içinde bulunduğu bir projenin ürünüdür. Evet. İnternetten herhangi bir F-35 görseline baktığınızda, uçağa baktığınızda, hatta Türk bayrağının bulunduğu yer tam orta noktaya falan yakın, 12 ülkenin bayrağı var. Yani 12 ülkenin flaması ve bayrağı vardır. Bu 12 ülkenin ortak ürünüdür. Şimdi bir askeri uzman olmadığım için uçağın şu parçaları şurada üretiliyor, bunu anlatmama gerek yok. Uçağın önemli parçaları bugün bizim ülkemizdeki sanayi kuruluşlarınca üretilmektedir. Bu bir. İkincisi, F-35 sadece büyük patron, abi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin tamam hadi sizi çıkardık, tamam pilotlarınızı da gönderiyoruz, uçaklarınızı da vermiyoruz şeklinde bir yaklaşımıyla gerçekleşecek bir yaklaşım falan değil yani. Çünkü F-35'e dahil olmak belli uluslararası anlaşmaları gerektirdiği gibi F-35 projesinden çıkmak gibi bir şey yazmıyor anlaşmalarda. Çıkarılır diye bir şey yazmıyor. Yani bu konsorsiyumun içindeki ülkelerin müsaadesiyle bile çıkarılır diye bir hüküm yok F-35'te. Yani bundan hareketle Amerika'nın tek taraflılığına bakarak da tamam sizi çıkardık dediği zaman çıkmış olması mümkün değil. Bu proje toplamda dikkat edin 300 milyar dolarlık bir proje. 300 milyar. Yani herhalde gayri safi milli hasılamızın belki yarısından bahsediyoruz. Evet. Yani bu projeye ayrılan miktar. Bir uçağın fiyatı 150 milyon dolar. Bu eşittir 6 adet F-16 uçağına karşılık geliyor. Evet. F-16'ların tanesi 30 milyon dolardır. Şimdi biz bundan 100 tane sipariş ettik. Tamam mı? 15 milyar dolar ödeme taahhütümüz var. Bizim alacağımız şey F-35A serisi. Evet. 15 milyar dolar bu konsorsiyumun cebine girecek olan miktar. Artı biz bunun bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Şimdi ve bu eşittir NATO projesi de demek değil. Bu ayrı bir proje. İçinde farklı ülkeler var çünkü. Şimdi biz nasıl çıkacağız bu projeden? Yani nasıl çıkarılacağız bu projeden? Yani bu bir kere tüm projeye taraf, konsorsiyuma taraf, tüm ülkelerin onayının olması gerekiyor ama böyle bir ilke de yok. Benim bildiğim projede çıkarılır veya çıkmaya yönelik bir ilke yok. Bu başlayacak ve bitirilecek bir proje. Dolayısıyla benim öngörüm şu hocam. S-400'ler gelemez dediler, getirilemez dediler, iptal edilecek dediler. 30 uçak geldi. Mürtet üstünde, şimdiki işte Ankara'da Akıncı Mürtet üstünde konuşlandırılmış durumda. Çok 1-1,5-2 ay Milli Savunma Bakanlığımızın açıklamasına göre birkaç ay içinde devreye alınacak bu sistem yani. Yani şimdi halkın veya medyada konuşulanlara kulak verildiğinde S-400 gelmeyecekti. Ben aynı şeyi F-35 için de söylüyorum. Ya proje iptal edilir, F-35 projesi 300 milyar dolarlık bir zararı bu kadar ülke göze alır, yahut F-35'ler gelir. Yani bu denklemde ben bu meseleyi değerlendiriyorum. Yani dolayısıyla F-35'lerin inşallah bir gün geleceğini göreceğiz yani. Çünkü bu bizim ülkemiz için gerekli. Ha bu arada esnaflık yapanlar da oldu hocam. Konya tabiriyle ifade edelim. Ya onlar vermiyorsa biz verelim. Hatta onların daha yarı fiyatına yanılmıyorsam
SU-57 mi 47 isimli bir uçakları var Rusların. İşte evet. Bizimki de donanımlı, bizimki de gelişmiş. İsterseniz biz yarı fiyatına onlardan da sevkiyat yapabiliriz. Şöyle F-35'leri alırız yahut almayız. Alırsak da uçaklara ihtiyacımız varsa onları da alırız. Yani ben olayı böyle düşünüyorum. Yani memleketin neye ihtiyacı varsa onun alınması yapılması gerekiyor ve bu konuların duygusal düşünülmemesi gerekiyor. Biz de vergilerimizle halkımızın tabiriyle söyleyelim, aslanlar gibi öderiz bunu yani. Bu 15 milyarın 2 küsür milyarını ödediğimiz gibi 15'i de öderiz. Bunda bir şey yok. Mesela bu ihaleler esnasında Çin'den de bir teklif almıştık biz. Patriot ve S-400 ihalesinde. Tabii Çinlilere ihaleyi bıraktık ama sonra çeşitli uluslararası baskılar nedeniyle Çinlilerde kalmadı ihale. Bir de Çinli şirketler yaptırma maruz bırakıldı. O ayrı bir durum. Amerika-Çin savaşıyla ilgili bir durum. Mesela yarın gerek görülürse de Çin'den alabiliriz. Şimdi bugün Rusya yanlısı olduk, öyle mi? Dün F-16'lar, belki F-35'ler Amerikan yanlısı. Çin'den bir şey alırsak Çin bloğunda mı olacağız? Biz Şangay'a mı gideceğiz? Yani atıyorum biz yarın İtalya'dan başka bir sistem alabiliriz hocam. Bu sefer biz AB yanlısı mı olacağız? Hayır, biz Türkiye'yiz. Biz kimsenin yanlısı falan olmamıza gerek yok. Yani halkımız bunu değerlendirirken illa bir çerçeveye ülkesini oturtmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Tabii şimdi... Burası Türkiye. Burası Türkiye. Bizim toplumumuz daha samimi, daha sıcakkanlı olarak tanımlayabiliriz. Haliyle de vatandaşlarımız bu olayları takip ettiği zaman veya pencereyi tamamen geniş çerçevede izlemediklerinden dolayı belki eksik bilgilerden veya samimi yaklaşımlarından dolayı sanki tamamen kaybetmişiz gibi bir baskıda hissediyorlar kendilerini. Çünkü medyadan ülkenin aleyhine çalışan bazı kesimlerden böyle bir baskıyla karşılaşıyoruz. Halk da bundan etkileniyor. Bu süreçte... Neyi kaybettik Ali Hocam tam olarak biz yani ülke olarak? Belirgin hiçbir şey yok. Peki vatandaşımız bu süreçlerde özellikle ülke dışındaki gerçekleşen siyaset durumunda, uluslararası ilişkiler durumunda vatandaşımız bu olaya nasıl yaklaşmalı? Nereden okumalı bu olayı? En başta söyleyeyim, duygusal yaklaşmayı bırakması gerekiyor. Yani ülkesine şimdi vatandaşlarımız kızmaz da şöyle söyleyeyim. Ülkesinin meselelerini düşünürken kendi oğlunun kızının meselesini düşünür gibi davranmaması gerekiyor. Yani bu bir vatanla ilgili bir konudur bu. Yani o zaman şimdi Allah'ın tekrarını yaşatmasın ama bir Çanakkale, bir Kurtuluş Savaşı yaşadığımız zaman, yaşamakla karşı karşıya kaldığımızda duygusal düşünüp ya bunun içinde ölmek var, gitmeyelim mi dememiz gerekiyor. Yani Çanakkale abidesi bir yani kocaman bir delildir yani. Bu ülke için insanlar gerekirse hiç gözünü kırpmaz, canını da feda edebilir. Edecektir de yani. Yani hocam aynı paralelden düşünür müsünüz? Yani Çanakkale'ye gitmekle bu anlamda milli savunmanın gereği olarak yeni sistemleri inşa etmek, icat etmek yahut satın almak aynı şey. Evet. Yani şu da yanlış anlaşılmasın, yani 15 milyar dolara mal oldu da biz 15 milyar doları yani kimse babasının hayrına bize silah satmıyor. Biz kendi alın terimizle, siz çalışıyorsunuz, evet, esnafsınız, ben çalışıyorum, akademisyenim, ben de vergimi veriyorum. Ülkemin her bir ferdi tek tek vergisini veriyor ve silahları biz alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti halkı alıyor hocam, milletimiz alıyor. Yani kimsenin bir hayrı hasenatı olarak bize verilmiyor. Dolayısıyla emek vererek biz silaha sahip oluyoruz. Ama istenen nedir? İnşallah bir gün TR-400'ü, TR-500'ü kendimiz üretiriz. Evet. Yani şimdi İHA SİHA meselesinde de öyle olmadı mı yani? Yani sadece dronlara hapsolmuştuk. İsrail'in ve Amerika'nın verdiği dronlara. Anlaşmalarda çözümsüzlükler başlayınca biz yerli sanayimizde kendimiz ürettik. Şu anda Doğu Akdeniz'deki o petrol gemilerinin, petrol arama platformlarının, Yavuz'un, Fatih'in, Barbaros Hayrettin'in ve sonra bir tane daha gelecek yakında. Onların güvenliğini şu anda kendi yaptığımız Bayraktar İHA'lar sağlıyor. Yani kendi sistemlerimiz sağlıyor. Ya biz hocam bakın hatırlayın yani bir 10 yıl 15 yıl öncesinden biz bunları bahsettiğimiz zaman bunların çok hayal ürünü olduğu ifade ediliyordu. Ya bir İHA'mız, SİHA'mızın uçurulması durumunda. Bugün güneyde ve güneydoğuda
sınır ötesinde terörle mücadelede SİHA'lar, yani silahlı insansız hava araçlarını kullanıyoruz. Havada uçan şeylerin inşası bizim tarafımızdan gerçekleşiyor. Ve sahada kullandığımız mühimmatın, yanlış bilmiyorsam askeri uzman arkadaşlarım daha iyi bilirler, %70'ine yakını artık yerli sanayinin bir ürünü olarak gerçekleşmeye başladı. Bu bizim için bir gurur abidesidir. Ama ne zaman güçlüğe düşsek ülke olarak hamdolsun bunun içinden çıkabiliyoruz. Görün bakın, biz bir gün inşallah çok yakında kendi muharebe uçaklarımızı da üreteceğiz. Kendi füzelerimizi, yani hava radarlarımızı da inşa edeceğiz. Yani bu meseleyi ben doğrusu bir vatandaş olarak, bir akademisyen olarak, bir uzman olarak bu şekilde değerlendiriyorum. Yani özetle ben şunu aslında temelde savunmaya çalışıyorum. Herkesin bir ülkesi vardır. Herkesin inandığı, yaşadığı bir vatanı vardır. Bizim vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu devletin var olabilmesi, baki kalabilmesi, 82 milyonun çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla hayatında kalabilmesi, hayatta kalabilmesi, namusunu koruyabilmesi, malını, canını, ırzını muhafaza edebilmesi ancak bir vatanla mümkündür. Bu vatanın baki kalabilmesi için sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Topraklarımızı tehditlerden muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunun için de biz Türkiye olarak her şeyi yapabiliriz. Yani temelde anlatmaya çalıştığım şey bu. Silahsa alınır, uçaksa ya yapılır ya alınır. Ama duygusal yaparız efendim. Ama duygusal davranmayacağız. Ya ne olur yani, duygusallık nasıl olur? Onu da tam tanımlayamayacağım ama yani duygusallık, vatan denildiğinde mesela şöyle bir şey duygusallıktır. Bunu ilk defa genç yaşlarımda yurt dışına çıkmıştım ve dönüşte Atatürk Havalimanı'na ilk ayak bastığımda hissetmiştim. Yani istemeden bir damla gözyaşınız dökülüyor. Vatanınıza ayak basıyorsunuz. Memlekete geliyorsunuz. Yani vatan denildiğinde şöyle bir damla gözyaşı süzülüyorsa yanaklarınıza, işte duygusallık o olabilir. Ama o gözyaşının, o duygusallığın devamı için realist bir şekilde düşünmek gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım. Terör varsa mücadele edilir. Sınır ötesinde bir tehdit varsa müdahale edilir. Efendim, hava savunma sistemimiz güçlü değilse alınır. Yani, veya yapılır. Ve de yapılır. Yani bu işleri ben böyle düşünüyorum doğrusu Ali Bey. Şimdi tabii zamanımız daralıyor. Aslında son bölüme de şunu sormak istiyorum. Siz haliyle bir akademisyensiniz. Öyle bir konumdasınız ki geleceğin siyasetçilerini de yetiştiriyorsunuz. Kişileri eğitiyorsunuz. Şu anki mevcut durumdaki olan devletimize, kurumlarımıza da gerekli destekleri veriyorsunuz. Böyle bir hassas noktadasınız. Bu programı izleyenler için veya tarihte bu cümleleri söylememiz gerekecek olursak, bu süreçte biz gençler için toplumumuz bu işin neresinde olmalı, ne yapmalı? Bu işi terazisine koyan vatandaşlarımız, eleştiren kesimler bu işi hangi çıtada ele almalı? Aslında bu şekilde de programı noktalasak olur. Yani gençlere mesajımız ne olur? Topluma mesajımız ne olur? Eleştirel yaklaşanlara mesajımız ne olabilir? Vallahi Ali Bey, şöyle çok güzel bir soru sordunuz ve şimdiye kadar çok programa katıldım. Bence en manidar soru bence buydu. Şöyle ifade ederek başlamak isterim. Şimdi ben evvela 35 yaşında bir vatandaşım. Genç yaştayım. Belki orta yaştayız. Ama bu işin pirleri, üstadları, hocaları varken gençlere tavsiye etmek bizim haddimize değil. Ben kendi içinde bulunduğum grup, yaş grubu ve benim kendi elinizi öper çocuklarımın içinde bulunduğu yaş grupları için söyleyeceğim şey şu. Yani yapmaları gereken şeyi yerine getirmeleri lazım. Yani bu sporsa eğer bunu en iyi şekilde yapmaları lazım. Yani okulsa çok çalışkan olup not ortalamalarını artırmaları gerekiyor.
Efendim esnafsa o adalet terazisine ki o da sizin alanınız son derece dikkat edip hakkı hukuku birbirinden ayırt etmesi gerekiyor. Ben veya kendi meslektaşlarımın atıyorum yani ders saati ise efendim öğrencileriyle olan yakınlaşmasıysa ilgisi ise onu sürdürmesi lazım ve onun gerekliliklerini yapması lazım. Yaşlıların ise yapacağı şey şu, başta anam olmak üzere bol bol dua etmeleri lazım. Çünkü Allah yaşlıların duasını kabul eder. Anne babalarımıza düşen şey duadır. Pir fanilere düşen şey duadır. Hanımefendilere, annelerimize, eşlerimize ve kadınlarımıza düşen şey ise nesiller analardan doğar ilkesinden hareketle çocuklarını iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Çünkü biz babalara kıyasla çocuklarımız genellikle annelerinin dizinin dibinde büyüdüğünü görmemiz gerekiyor. Efendim, her meslek erbabının üzerine düşen vazifeler vardır. Ama toplum olarak yani herhangi bir kadın erkek ayrımı yapmadan, yaşlı genç ayrımı yapmadan 82 milyon olarak bu vatanın evladı olduğumuzu, Osmanlı ve Selçuklu gibi iki tane büyük çınarın oğlu ve torunu olduğumuzu, evladı ve torunu olduğumuz gerçeğini unutmamamız lazım. Bugüne kadar dedelerimiz, babalarımız bizi bir vatan, bir memleket şuuruyla yetiştirdi. Biz hamdolsun 16. devletimizi bu şuurla inşa ettik. İstiklal mücadelesini de bu çerçevede verdik. Tıpkı yani son söz şey olarak uzatmadan ifade edeyim. Tıpkı Çanakkale'de orta yaşın üstünde Seyit Çavuş nasıl ki sırtında o büyük top mermisini taşıdı. Diğer hatunlar nasıl ki sahaya efendim savaş alanına yemek taşıdılar yahut silah ve cephane taşıdılar. 12-13 yaşındaki genç çocuk Çanakkale'de nasıl şehit oldu, o nişanlı, o evliler nasıl ki hayatının baharında vatanları için ülkelerine canlarını feda ettiler. Terörle mücadelede 40 yıldır Mehmetçiğimiz şehit oluyor ve gazilerimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin ve gazilerimize canı gönülden şifalar diliyorum. 15 Temmuz'da 251 tane insanımız şehit oldu. Tankların altına efendim kendilerini attılar ve hiçbir şey düşünmediler. Çıktılar sokaklara. Aynı şekilde Kıbrıs'ta işte az önce siz andınız 74'teki harekatımızda gazilerimiz oldu. Olmaya devam edecek. Yani şehitlerimiz de olacak, gazilerimiz de olacak. Ama mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yani baskılar efendim uluslararası presler, tehditler, meydan okumalar ne kadar gelirse gelsin bu ülkenin çok kıymetli olduğunu tıpkı her ülke gibi düşünerek vatanımızın selameti için üzerimize düşen neyse onu yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için de inşallah en büyük destekçimiz bu memleketin dua edenleridir. Allah razı olsun hocam. Aslında son mesaj hepimize yetti diyebiliriz. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. Ben bugün bizleri misafir ettiniz. Misafirimiz oldunuz. Estağfurullah. Gönüllerimize bir su serptiniz aslında. Herkesin de ihtiyacı olduğu bir şeydi. Uluslararası o ilişkilerde, hukuku da konuşabiliriz. Anlatılabilir aslında. Çok teknik dersler var, teknik ayrıntılar var. F-35'in özellikleri var değil mi? Evet. Ama yani kaç kilometre gittiği, kaç para olduğu bunları bir kenarıya bırakalım. Yani F-35'ler niye uçması gerekiyor? S-400'lerin niye alınması lazım? Halkımız bunu düşünsün yeter bence. Eyvallah. Tekraren Cenab-ı Allah bu programı tekraren nasip etsin hocam. Amin inşallah. Ümit ediyoruz. Acıların olmadığı, faydalar yaşadığımız, onları anlattığımız programları yapmış olalım. Eyvallah. Önümüzdeki süreçte. Eyvallah. Ben tekraren teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Efendim konuşmaya değeri bugün noktalıyoruz. Bugünkü konumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Sayın hocamız bizlerle birlikteydi. Enine boyuna uluslararası ilişkilerdeki son durumu, kamuoyunun yakından takip ettiği S-400 meselelerini ve F-35 gelişmiş uçakları gündeme taşımaya, değerlendirmeye bir akademisyen gözüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Yeni bir konuşmaya değerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, hayırlı akşamlar.